Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine harika bir tarifim var. Yaz aylarında benim çok sevdiğim bir tatlı tarifi. Parfait tarifi vereceğim bugün sizlere. Hem yapması çok kolay. Aynı dondurma gibi oluyor. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tatlı. İsterseniz hemen tarifin detaylarına geçelim. 2,5 su bardağı sütü krem şantiyi çırpacağım kaba alıyorum. Yani 300 ml süt oluyor. Ben 200 ml'lik su bardağı kullandım. Üzerine 2 paket toz krem şanti ekliyorum. Ve mikserle güzelce köpük gibi kıvama gelene kadar çırpıyorum. Krem şantiyi iyice çırptım ve böyle bir kıvama geldi. Eğer daha yoğun veya daha cıvık isterseniz süt miktarını ona göre ayarlayabilirsiniz. Krem şantiyi şimdilik buzdolabına attım ve içerisine koyacağım malzemeleri hazırlıyorum. Ben bir paket halley bisküvi kullandım ama bunu tamamen şekillendirebilirsiniz. Yulaflı bisküvi olur, petibör olur, lotus da çok yakışır, o da çok güzel bir lezzet katar. Şimdi tüm malzemeleri karıştıracağız. Gerçekten çok kolay. Hemen krem şantiyi çırptık. Şimdi bir çay bardağından bir parmak eksik kadar damla çikolata ekliyorum. Ve halley bisküvileri de ekledim. Hepsini karıştırıyorum. Bu tatlıyı tamamen kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Çilek, muz veya vişne koyabilirsiniz. Bir ekşilik katar. O da çok güzel olur. İçerisine istediğiniz meyveleri, istediğiniz bisküvileri koyabilirsiniz. Tamamen kendinize göre değiştirebileceğiniz bir tatlı tarifi bu. Ben böyle bir baton kalıbı streçle sardım ki parfait soğuduktan sonra kolayca çıkabilsin diye. Şimdi krem şanti ve bisküvi karışımını bunu ekliyorum ve buzluğa atıyorum. İşte bu kadar kolay bir tatlı. 10 dakikada gündüzden yapıp akşama tüketebileceğiniz bir tatlı tarifi bu. Ben bu parfeyi küçük silikon kek kalıplarında yapıyordum. Hem boyutları tek kişilik, porsiyonluk bir tatlı oluyordu. Öyle çok beğeniyorum ben. İsterseniz öyle de deneyebilirsiniz. Hem şekil itibariyle de güzel oluyordu. Şimdi buzluğa attım. 6 saat, 7 saat boyunca dinlendi. İsterseniz bir gece de bekletebilirsiniz. Öyle de daha güzel olur. Üzerine bir paket sütlü çikolatayı Benmari usulü erittim ve onu döküyorum. Zaten çikolatayı döktükten sonra hemen çikolata da donuyor üzerinde. Bu tatlının içerisine işte çikolata bisküvi koyduk. Üzerine çikolata sosu yapmayalım derseniz bir vişneli sos yapabilirsiniz. Çilekli sos yapabilirsiniz. O da bir ekşilik katar. Çok güzel olur gerçekten. Öyle de deneyebilirsiniz isterseniz. Ben üzerine birazcık Hindistan cevizi serpiyorum. Gördüğünüz gibi kenarları çikolatanın hemen dondu. Ve artık servis aşamasına geçebiliriz. Ama çıkardığımız an direkt kesmeyin. Boşuna kesmekle uğraşmayın. Çünkü asla kesilmiyor buzluktan çıktığı için. Birazcık beklettim ben. Ondan sonra servis tabağına aldım. Sizlere çatallı kıvamını da göstermek istiyorum. Hem kıvamı, hem görünüşü, hem lezzetiyle gerçekten herkesten tam not alan bir tatlı tarifi bu. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Zaten 10 dakikanızı almaz yapması. Sonra da hemen buzluğa atıp servis edersiniz. Yine bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.